Merhaba değerli dostlarım. Bilmiyorum biliyor musunuz? Deve, aslan, çocuk evrelerini. Bu evreler bir düşünüre göre insanın evreleriymiş. Deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Pek çoğumuz deve evresini yaşadık, yaşıyoruz. Pek çoğumuz halen yaşıyoruz. Aslan evresine geçtiğimiz zaman rahat edeceğiz eminim. İşte buna özgüven diyoruz arkadaşlar. Özgüvenimiz nasıl artar? Özgüven nedir? Özgüvenimizi nasıl geliştiririz? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Ne zaman? Yenilikten sonra. Özgüven sevgili dostlarım, özüne güven. Biz ne oldu biliyor musunuz? Yaratıldık, doğduk. Doğduk ve bir müddet sonra özümüzden uzaklaşmaya başladık. Özümüzden uzaklaşmaya başlayınca özümüze güvenimiz azalmaya başladı. Çocukları fark eder misiniz? Çocuklar nasıldır? Çocuklar bir şeyden korkmazlar. Hatta yılanın kafasına bile kaşıkla vuruyor değil mi? Ekmeğine ye, ekmeğine diye. Hatırlıyor musunuz o fıkrayı? Neyse şimdi o fıkrayı anlatayım da. Yani şimdi bir ara ilkokul 2. sınıf çocuklarına ödül veriyorum arkadaşlar. Sahnedeyim. İşte ödülü verdiğin çocuk ne yapıyor? Çocuk ödülü veriyor sahnede. Hadi böyle oynayarak gidiyor. Karşısında 500 kişi var. Çocukta hiç heyecan yok. Neden? Çünkü o özüne güveniyor. Daha doğrusu dışarı daha zihnin tam oturmamış onun. Ama o sırada diyorsun ki ya bu mükemmel çocuğun annesi babası burada mı? İki tane el kalkıyor. Vav diyorsun. Tebrik ederim efendim. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi. Bir şeyler söylemek ister misiniz diyorsun. Baba diyor ki yok yok hocam gelmeyeyim diyor. Neden? Çünkü babaya korkuyu öğretmişler ama çocuğa korkuyu öğretmemişler daha. Bir müddet sonra o çocuğa da korkuyu öğretecekler. O çocuk da özüne güvenemiyor olacak. Arkadaşlar biz yetişirken nasıl yetişiyoruz? İşte özgüven dediğimiz şey nedir? Yani kendine güveneceksin bir konuda, bir işte. İlk önce şunu söyleyeyim güzel dostlarım. Hiçbir insan her konuda mükemmel olamaz. Ya da hiçbir insan her yani mesela bir insan hem müzisyen, hem ressam, hem öğretmen, hem siyasetçi olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ya da bir insan en güzel olamaz. Yani hem burnu, hem gözü, hem kulağı her yerin en güzel sende olamaz. Bir kısım yerlerde çok iyisindir. Yani diyelim ki resimde çok iyisindir ya da müzikte çok iyisindir ya da idarecilikte çok iyisindir ya da öğretmenlikte çok iyisindir ya da doktorlukta çok iyisindir. Bir alanda çok iyisindir ama başka alanlarla da kötüsündür. Olabilir. Bu doğal bir şey. Yani biliyorsunuz bir balık kabağa çıkamadığı için başarısız sayılmaz. Biz pek çok zaman hayatımızda bize ne yaptılar? Kabağa çık, kabağa çık diyor. Ya çıkamıyorum. Çiftçilik yapamıyorum, resim yapamıyorum ama bu benim kötü olduğum anlamına gelmez. O alanda kötüyüm, resim alanında kötüyüm, matematik alanında kötüyüm. Ama hayat alanında kötü değilim. Arkadaşlar hepimiz eşsiz yaratıldık. Bakın bu çok önemli. Hani eşitlik diye uğraşıyor ya insanlar. Eşitlik diye bir şey yok. Ama eşsizlik diye bir şey var. Hepimiz mükemmel varlıklarız ve hepimiz eşsiz yaratıldık. Yani bundan önce böyle bir ata gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek. Bundan önce böyle bir sen gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek. Bu parmak izinde başka birisi bundan önce gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek. Hepimiz eşsiziz ve hepimizin çok iyi olduğumuz alanlarımız var. Yalnız problem nereden çıkıyor biliyor musunuz? Biz çocukken eleştirildik. Yapamazsın. Sen mi yapacaksın? Başaramazsın. Ve biz anne babadan ne görmüşsek onu kullanıyoruz arkadaşlar. Anne baba bize diyor ki yapamazsın, edemezsin. Sen mi başarılı olacaksın diyor ya. Bunlar diyor sonra onlar bırakıyor. Bu defa biz öğrendik ya bu tabirle. Bu defa biz kendi kendimize diyoruz sen başaramazsın, sen yapamazsın, sen kimsin ki? Bu defa kendi kendimize demeye başlıyoruz. Ve buna işte arkadaşlar özgüvensizlik diyoruz. Bizim zihnimize doldurmuşlar. Ve hani mesela ben... Bundan önceki videolarda duymuşsunuzdur işte ismini nereden biliyorsun? İsmini nereden biliyorsun? İsmini dışarıdan biliyorsun. İsmimizi bile dışarıdan bildik ya. Biz değerliyiz, değersiz dışarıdan bildik. Dışarı bize değersizlik hissini verdi ya da değerlilik hissini verdi. Dışarı bize sevgisizliği verdi ya da sevgiyi verdi. Biz her şeyi dışarıdan bildiğimiz için özgüveni ya da özgüvensizliği de dışarıdan bildik. Dışarı bize sen kötüsün ya da iyisin dedi. Ve onların dediğine göre yaşıyoruz. Ben de tam tersini diyorum arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsan bir şeye ihtiyacın var. Doğal olmaya. Kendin olmaya ihtiyacın var. Kendimiz olmaya ihtiyacımız var. Ve pek çok insan, mesela pek çok sevdiğimiz insanları düşünün arkadaşlar. Niye seviyoruz? Çünkü çok doğal deriz. Bakın güzel dostlarım. Para kazanmak isteriz. Arabamız, evimiz, atımız, yatlarımız, katlarımız olsun isteriz. Ama bunlar bizi mutlu edemez. Neden biliyor musun? Çünkü bunlar doğal değil.
Ama bir kediyi severiz bizi mutlu eder. Çiçeği severiz bizi mutlu eder. Bir güneşin batışını izleriz, güneşin doğuşunu izleriz bizi mutlu eder. Çocuğumuzu severiz bizi mutlu eder. Neden? Çünkü bunlar doğal. Doğal olmayan hiçbir şey bizi mutlu edemez. Dolayısıyla bizler de karşımızdaki insanların bizi sevmesini, takdir etmesini istiyorsak birinci şart doğal olmamız. Ne kadar doğalsak o kadar başarılıyız. Şimdi düşünün, şimdi sen kendini beğenmiyorsun. Diyelim ki ben iyi değilim, başarılı değilim, zeki değilim. Kendi kendimize diyoruz ya devamlı bunu. Sonra bir görüşmeye gidiyorsun ya da bir sahneye çıkacaksın veya bir insanla bir görüşme yapacaksın. Diyorsun ki sen kendini beğenmiyorsun ya. Karşıdaki de beğenmeyebilir beni diyerek bu defa bir maske takıyorsun. Başka bir sloganın karşısına çıkıyorsun. Şimdi o karşı taraf bu defa seni göremiyor ki seni beğensin. Maskeyle çıktık, rol yapıyoruz, olmayan birisi gibi davranıyoruz. Ne kadar doğalsak o kadar başarılıyız. Doğal değilsek arkadaşlar, maske takıyorsak işimiz çok kötü. Hayatımızı çok zorlaştırıyoruz. Önemli olan biz olmamız, doğal olabilmemiz. Ve kabul edelim ki güzel dostlarım, yaratıcı bizi eşsiz yarattı. Herkesin kendine ait bir kabiliyeti var. Resim, müzik, matematik, futbol. Ya bilmiyoruz. Herkesin farklı farklı bir kabiliyeti var. Biz o tarafta başarılı olabiliriz. Yani herhangi bir insan her konuda başarılı olamayacağına göre lütfen kendimize öyle bir şey hissetmemize gerek yok. Yani okul hayatında başarılı olmak demek hayatta başarılı olmak demek değil. Matematikte, Türkçe'de, tarihte başarılı olmak demek normal hayatta başarılı olmak demek değil. Şimdi arkadaşlar, insanın 3 evresi varmış. Deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Bu Nietzsche'nin sözü. Nietzsche diyor, İnsanın 3 evresi var dedi. Deve evresinde insanlar yük taşımayı seviyorlar. Başkalarının yükünü taşıyor. Ve hani develer ne yapar? Yük taşır ya, sahibinin yükünü taşır ve gururlanırlar. Bak ne kadar yük taşıdım. Ve sonra sahibine eğilir eğilir. Kalktır kalkar. Ne yapıyor? Sahibinin yükünü taşıyor. Pek çok insan arkadaşlar, pek çok dostumuz ya da hepimiz demem çok doğru olmayabilir ama hani ben de içine dahil. Başkalarının yükünü taşıdıkça gururlanıyoruz. Bak nasıl taşıdım. Bak nasıl başardım. Bak nasıl iyi bir insanım. Ben senin için çalışıyorum gibi. Bu evrede arkadaşlar deve evresindeyiz ve sadece yük taşıyoruz. Sonra insanlığımız birazcık gelişince bu defa aslan evresine geçiyoruz. Aslan nasıl arkadaşlar? Aslan ormanda geziyor. Tek başına değil mi? Hiç kimsenin desteğine ihtiyacı yok. O diyor ki ben aslanım. Ama bunun egolu da değil. Egolu değil ama kendisine öz saygısı var. O bir aslan. Ve arkadaşlar ne zaman ki kendimizin aslan olduğunu hissedersek o zaman başarılı olmaya başlıyoruz. Başkalarının yükünü taşımak değil de ben aslanım. İnsanlar beni takdir etmeyebilir. İnsanlar beni sevmeyebilir. İnsanla güzel görmek zorunda değilim. Çünkü arkadaşlar takdir edersiniz ki toplumda kötü çok fazla olabilir. Yani bir bahçeye bakarsın 3 gül vardır. Bedeninde 300 diken vardır. O 300 diken senden rahatsız diye sen kötü olmazsın. Dikenler gülden rahatsız olabilir. Dolayısıyla insanlara iyi gelmeye çalıştıkça, maske taktıkça kendimizle çelişiyoruz. Kendimize bir benliğimiz var. Nasıl diyoruz? Ne diyoruz? Şimdi benliğime göre davranırsam topluma göre davranamamış olacağım. Topluma göre davranmazsam toplum beni eleştirecek bu defa. Diyorum ki o zaman topluma göre davranayım. Topluma göre davranırsan o zaman benliğine çeliştin. Dolayısıyla her halükarda mutsuz oluyorsun. Topluma göre davranırsan kendine çeliştiğin için mutsuzsun. Kendine göre yaşarsan toplum beni eleştiriyor diye mutsuzsun. Toplumun eleştirisini bırakıp sadece kendinle ilgilenmeye, ben ne yapmalıyım, beni ne mutlu ediyor, benim yaratılış gayem ne, bunlara bakmaya başladığımız zaman o zaman mutluluğu yakalamış oluyoruz. O zaman işte özgüvenli olmuş oluyoruz. Yalnız şöyle diyebilirim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir görüşme yapıyoruz ya da bir sahneye çıkacağız. Bir topluluk karşısında konuşacağız. Özgüvenli olmak istiyorsun ya. Burada bir tüyo verebilirim size. Önce duyguyu al, sonra konuşmaya başla. Bu çok önemli bir cümle. Önce duyguyu al, sonra konuşmaya başla. Yani bir kitlenin karşısına çıkacaksın. O kitlenin karşısında nasıl görünmek istiyorsun? Diyelim ki güçlü görünmek istiyorsun. Yapacağın tek bir şey var. O konuşmaya başlamadan 20-30 saniye önce bundan önce güçlü olduğun bir anı düşün. O duygu gelir sana. Ondan sonra konuşmaya başla. Veya sempatik görünmek istiyorsun. Yapacağın tek bir şey var. Bundan önce sana sempatik gelen bir arkadaşın varsa onu düşün. Onu düşünce sempatiklik gelir sana. Mesela Kemal Sunal'ın eşoloşik dediği anı bir düşün. Ne geliyor şu anda?
O da o, yani bundan önce arkadaşlar elbette güçlü olduğun an, sevimli olduğun anlar vardır. Kendini özgüvenli olmak istiyorsun ya, bir görüşme yaparken hangi duygu durumunda nasıl görünmek istiyorsan bundan önce öyle olduğun bir anı düşünmen yeterli olur. Tabi burada tek tek ayrıntıya girmek istemiyorum. İşte karşıdakinin gözüne bak, işte elini sık, onu ismiyle hitap et. Bunları söylemek istemiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu: lütfen kendin ol. Kendimiz olduğumuz zaman başarılıyız arkadaşlar. Ve eğer insanların bana bir muhabbeti varsa, ben öyle zannediyorum, kendim olduğum kadar beni seviyorlar. Ne kadar ben kendim olabiliyorsam o kadar seviyorlar. Ve gerçekten insanın kendisi olması zor ve kendim olmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar, gelecek hafta çok enteresan ve çok özel bir konudan bahsedeceğim. Tesadüflerin mucizesinden bahsedeceğim. Hayatta tesadüflerin olağanüstü bir mucizesi var. Ve yani şunun gibi düşünün, kuyruklu yıldız. Yıldız kayıyor ya havada. Yıldız kaydı, wow, yıldız kaydı bak diyoruz. Bazen fark ediyoruz. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Her saniye milyonlarca yıldız kayıyor. Biz bazen fark ediyoruz. Bizim de hayatımızda her an tesadüflerin mucizesi oluyor. Biz bazen mucizeler oldu sanıyoruz. Gelecek hafta arkadaşlar bu tesadüflerin mucizesinden bahsedeceğim. Bu tesadüflerin mucizesi olduktan sonra değil, olurken o anda nasıl yakalarız bundan bahsedeceğim. Her hafta güzel dostlarım, olağanüstü videolar, olağanüstü konulardan bahsetmeye çalışıyorum. Pek çok dostumuzun da para diye çok ciddi problemi var. Bu arada güzel dostlarım, kuantum enerjisiyle parayı kendimize nasıl çekeriz? Kuantum enerjisiyle istediğin her şeye nasıl ulaşırsın? Bilinçaltını değiştir, hayatın değişsin videolarımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Güzel dostlarım, bilirsiniz, sevgi paylaştıkça çoğalır, bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu videolardan, bu her hafta yaptığım videolardan istifade ediyorsanız, bilgileniyorsanız, kalbinizde ruhunuzda dokunuyorsa siz de başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz, ne kadar verirsen o kadar alırsın. Sen birisine iyilik yaparsan sana da iyilik gelir. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile, hatta tebessümle kalın daima. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.